Şöyle söyleyeyim. 2011 yılından beri 10 yıl süreli uğraştığımız kartımızın artık geçerliliğini gördük. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da bütün gazilerimiz bu konuda mutlu ve sevinçli. İstanbul dışından gelenler daha henüz görmedik. Gelmeye başlamadı. Onlara duyuru yaptık. Onlara da bizi ilettik. İnşallah bundan sonra İnşallah. Kurmuş olduğunuz Şehit Gazi İşlem Sunumu Müdürlüğü konusunda da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü müracaat edeceğimiz bir merceği bulduk. Evet. Efendim haftamız öncelikle yani bu değerli süreçte sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Ama hani her daim sizi bulunduğumuz her yerde sizin o nazik şık kıyafetlerinizle bulunmanız aslında bize kendi sorumluluğumuzu hatırlattığını belirtmek isterim. Zira zor anların, en zor anların temsilcileri bizim gazilerimiz, şehit ailelerimiz. Ve o en zor anları temsil eden insanları görmek, bizim yaptığımız işin aslında ne kadar mühim olduğunu, ne kadar sorumlu olduğumuzu ve tabiri caizse işimizi çok iyi yapmak zorunda olduğumuzu, kamusal görev açısından özellikle söylüyorum. Bu verilen emeklere, şehit olan şehitlerimize ve gazilerimize layık olmanın bir parçası olarak görüyorum. O buluştuğumuz anın mesajını. Bu bağlamda bu buluşma sadece bir yılın bir bölümünde isminin olduğu bir bölümünde bir arada olma ritüeli. Yoksa her daim görüşmek, her daim o bir arada oluşu güçlendirmek değerli. Bu bağlamda iyi ki varsınız. Elbette sizlerin düşünceleri, talepleri ya da bize aktaracağı bizim neyi daha iyi yaparız noktasındaki düşünceleriniz önemli. Bu bağlamda sizleri tabii belki dinlemek daha doğru olacaktır. Sayın Başkanım, öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün taşıdığı şanla şerefi bizler taşımaktan kahraman muharip gazilerimizde terörle mücadele gazi olarak şan ve şeref duyuyoruz. Bizler biliyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değerli Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, konuya ne kadar hassasiyet gösterdiğini, ne kadar bizimle beraber yol yürümek istediğini her daim, her ortamda, her konuşmada, her platformda yürüyoruz ve görüyoruz. Biraz önce de Sayın Başkanımız size özellikle teşekkürle bunun karşılığını verdi. Ben ilave bir konuya eklemek isterim. Ben 7 yıldır şube başkanlığı yapıyorum. İlk defa Büyükşehir Belediye Başkanı'yla biz böyle bir günde ağırlandık. Geçen evvel sene olmuştuk ama bu da ayrı bir konu, ayrı bir nezaket, ayrı bir yaklaşım. Benimki 15 sene. Evet, 300. Kesinlikle diğer taraftan bakarsak özellikle müdürlüğü kurulduktan sonra kurumsal bir yapının içerisinde almış olduğu ana sorumluluk gerçekleri daha çok görmeye neden oldu. Biz üzerimizdeki bu yükü paylaşmanın sorumluluğunu sizinle yani kurum olarak paylaşmanın bir hazzını yaşıyoruz. Neden? Çünkü şehitliğe ve gaziliğe verilen değer, önem hakikaten ortaya çıkıyor. Yani bu işin sürdürülebilirliği çok güçleştiği için birçok kamu kurumu bunları kapatmak zorunda. Ve bazı yani benim bildiğim bir öğretmen evi var veya o tarz bazı işletmeler var. Bazılarını iyi biliyorum. Çünkü başımıza bir afet geldi. Bu başka türlü desteklenebilir mi? Sizin öngördüğünüz, sizin bütçesine bakalım belki başka bir alan yaratırız ve daha faydalı olur. Yani örneğin İstanbul koca bir coğrafya.
X bölgesinde böyle bir yer yaptığında daha bir başka yere hizmetini çözemezken belki başka esnek durumlarla o insanın ihtiyaç duyduğu noktada hastalık